yepyeni bir videodan herkese merhaba. Çok önemli bir konu için ekranlarınızın karşısındayım. Sevgili dostlar, özgür yazılım işletim sistemimiz Pardus'u desteklemeye devam ediyoruz. Shiftleetnet bu konunun takipçisi. Bugüne kadar yaptığımız yayınları, çektiğimiz videoları biliyorsunuz. Bu konunun peşini bırakmayacağız, desteklemeye devam edeceğiz. Nasıl destekleyebiliriz? Biz Shiftleet olarak Pardosu kullanan kurumların başarılarını ekranlarınıza getirmeyi çok istiyoruz. İki kitleye hitap edeceğiz. Bunlardan bir tanesi bu başarılı kurumlara örnek alması gereken diğer kurumların da bizi izlemesini istiyoruz. İkincisi de Pardosu kullanan kişilerin sayısının artmasını istiyoruz. Yani sizlerin lütfen Pardus'u kullanın, denemeler yapın. Belki ileride Pardus kullandığınız için aranan kişilerden birisi olabilirsiniz. Buna inanıyoruz. Şimdi gelelim nerede olduğumuza. Arkamda devasa bir harita var. Burası İstanbul'un su yönetiminin yapıldığı yer. Bu merkezde tüm İstanbul'a temiz ve sürdürülebilir bir şekilde suyu ulaştırabilmek için teknik altyapılar kontrol ediliyor ve yönetiliyor. Peki bu yönetimde Pardus'un nasıl bir payı var? Dilerseniz konuyu anlatmak için yetkilileri sizinle tanıştıracağım. İSKİ bildiğiniz gibi İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan bir kurum. Birkaç sayı vererek büyüklüğünü anlatayım size. Yaklaşık 6,5 milyon abonesi var İSKİ'nin ve 16 milyon kişiye su veriyor. İSKİ'nin temel görevi günde 3 milyon ton suyu İstanbul halkına verip bunu arıtıp temizlemek. Biz de bilgi işlem olarak bütün bu operasyonu yöneten teknoloji altyapısını kuruyoruz. Temelde iki ana işimiz var. Bir tanesi bu altyapıyı sağlamak, bütün haberleşme, donanım, bilgisayar altyapısını sağlıyoruz. Bir de bu sistemin çalışması için gerekli olan tüm uygulamaları geliştiren bir ekibimiz var. İSKİ kamu kurumlarda çok sık görülmeyen bir şekilde kullandığı uygulamaların %90'ını kendisi geliştiren bir kurum. Özetle 300 kişilik bir personelle 12 bin kişilik bir aile içinde İstanbul'un suyunun daha teknolojik yöntemlerle verilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bilgi işlem ailesi olarak açık kaynak kodlu yazılımları geçmişten günümüze kullanıyoruz. Bunların en başında Pardus geliyor. Pardus'la serüvenimiz 2009 yılında başladı. 2009 yılında tabii ki zorluklarla başladı bu süreç. Ancak şu anda 2300 client'la İSKİ ailesi olarak Pardus işletim sistemini kullanıyoruz. İSKİ'de 3 bilgisayardan 1 bilgisayar pardus kullanmaktadır. Şimdi zaten İSKİ daha öncesinden yaklaşık 2008 yılından beri açık kaynak kod uygulamalarını kullanıyor ve milli işletim sistemi Pardus'la ilgili çalışmalarımız var. Son dönemde de sadece Pardus değil diğer açık kaynak kod uygulamalarına İSKİ olarak önem veriyoruz. Şu an 7000'in üzerinde client'ımız var ve bunlar işlerini bilgisayarla yürütüyorlar. Ve biz 2000'in üzerinde client'ımızda Pardus var. Bunu artırmaya çalışıyoruz. Son dönemde Cibitak'la birlikte yürüttüğümüz çalışmayla da Pardus'un yeni versiyonunu devreye alıyoruz ve kullanıcılarımıza Pardus'u kurmaya başladık. Şu perspektifle yaklaşıyoruz aslında. Özgür yazılım, açık kaynak kod, milli yazılım, yerli yazılım çok önemli. Önemli bir yer tutuyor kamudaki uygulamalar. Biz İSKİ olarak da bu çalışmalara başlattık ve devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Sadece Pardus değil, işte diğer açık kaynak kod uygulamalarını kendi uygulama havuzumuza koyduk ve kullanıyoruz. Kendi birimimizi de Buna göre organize ettik. Açık kaynak kod kullanan e, arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz bir taraftan. Pardus geçiş sürecinde yaşadığımız zorluklar vardı tabii ki. Burada kendi kaynaklarımızla bu süreci yönettiğimiz için yetkinliğimizi artırmamız gerekti. Kullanıcılara ait alışkanlıklarından uzaklaşmak zorluk çıkardı. Bunun yanı sıra uygulama bağımlılıkları bulunan yazılımlarımız vardı. Bunların dönüşümlerini sağladık. Pardus kullanımına başladığımız zaman diliminde açık kaynak kodunu desteklemeyen yazıcı, tarayıcı, kart okuyucu donanımların uç birimlerin kullanılmasında zorluklar yaşadık. Şu an avantajlarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Pardus'a geçiş sonrası lisans maliyetlerinde büyük oranda düşüş sağladık. Ayrıca Pardus'a geçişle beraber kaynak tüketimi daha da azaldı. Bunun yanı sıra tek bir imajla clientlarımızın hızlıca kurulumları gerçekleştirilmektedir. Milli işletim sistemimiz Pardus'u kullandığımız, yaygınlaştırdığımız, duyurduğumuz için buna destek olduğumuz için İSKİ ailesi olarak mutluyuz. Şimdi bir kere açık bir mimariye sahip olduğu için üzerine uygulama geliştirmek daha kolay oluyor. Lisans maliyetlerinden kurtuluyoruz. Platform bağımsız olduğu için bütün uygulamalar üzerinde kullanılabiliyor. Yaşadığımız tabii çok temel sıkıntılar var işte. Genelde kullanıcılar belli bir konfor alıştıkları için başka yazılımları tercih etseler de biz orada geliştirdiğimiz uygulamalar ve çözümlerle onların önüne geçtik. Özetle açık bir mimariye sahip ve insanların özgürce kullanabildikleri lisans bağımsız olan, platform bağımsız olan uygulamalarımızı kullanıyor olduk. Kamunun bu alanda yapacağı yatırımlar önemli çünkü bu çok büyük bir komünite değil, büyük bir ekosistem değil Türkiye'de özellikle. Onun için kamudaki bilgi işlem yöneticileri Bence buna zaman ayırmalılar, buna kaynak ayırmalılar ve bu konuda çalışmanı hızlandırmalılar. Biz de her türlü desteği her zaman vermeye hazırız bu konuda. Ekranlarınızda konuk ettiğim iki değerli misafirimden sonra geldik videonun sonuna. Videonun başında söylemiştim Pardus bizim için önemli. Şiftelit olarak bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarınızdan bu videoya destek vermeyi unutmayın. Videoyu beğenin, yorumunuzu yazın ve hesaplarınızdan paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.